için bugün, bu gece Efendimizin dünyaya teşrif ettiği gecelerden birisi. Kutlayacağız, sevineceğiz ama Resulullah'ın davasına da tam manasıyla bir nefer olacağız. Ki Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hakkıyla ümmeti olabilelim. Bir konuya değineceğim. Ensar Resulullah'a şunu diyordu, bakınız. Ya Resulallah, Bedir Savaşı'na giderken, ya Resulallah, vallahi sana Musa'nın kavminin dediğini demeyeceğiz. Ne demişlerdi? Ya Musa, git Rabbinle sen savaş, biz burada oturup bekleyeceğiz. Biz bunu sana demeyeceğiz ya Resulallah. Vallahi şu denizi göster, yürü arkandan yürürüz ya Resulallah dediler. Ensar gibi Efendimiz'e tabi olacağız. Sahabe gibi tabi olacağız inşallah. Ve kardeşlerim, ecdadımız da öyleydi. Hazreti Ebubekir'den şöyle kısaca bahsedeyim. Hicret yolunda giderken Hazreti Ebubekir'le beraber Efendimiz, Hazreti Ebubekir Efendimiz'in bir sağına geçiyor, bir arkasına geçiyor, bir soluna geçiyor. Resulullah, ya Ebubekir ne yapıyorsun diyor, bir sağıma bir soluma geçiyorsun. Ya Resulallah, aklıma geliyor, solundan bir ok atarlar da seni vururlar diye onun için soluna geçiyorum. Aklıma geliyor, acaba arkadan falan seni vururlar mı diye arkana geçiyorum. Sağdan gelebilir diyorum, sağına geçiyorum. Efendimiz diyor ki, ya Ebubekir benim için ölür müsün? Efendimiz bu soruyu ashabının birkaçına sormuştur. Anam babam sana feda olsun, vallahi ölürüm ya Resulallah. Ya Ebubekir neden ölürsün? Çünkü ya Resulallah, sen ölürsen ümmet ağlar, koca ümmet ağlar. Ben ölürsem bir ev ağlar dedi. Eğer ölürüm demese ona inanmış olmazdı. Biz de davası için öleceğiz. Eyyub el Ensari gibi İstanbul'u hedef gösterdi Efendimiz. Dedi ki, surların en yakın yerine gömün beni. Efendimin davasına mazhar olayım. Onun için kardeşlerim, böyle sahabe-i kiram gibi Efendimizin sünnetine sıkı sıkı sarılacağız. Tamam mı? Ve Huneyn'den bahsedeceğim. Efendimizin güzel ahlakından da iki konuyu size söyleyeyim. Bedir Savaşı'na biliyorsunuz 313 yiğit, karşıda 1000'e yakın düşman ordusu. Huzeyfe bin Yaman, Efendimizin kimi? Sırdaşı. Babasıyla beraber ticaret yolundan Bedir'e geleceğim derken müşriklerin ordusunun olduğu yere çıkıveriyorlar. Ebu Cehiller yakalıyor Huzeyfe bin Yaman'ı. Ve şu şartla salıyorlar. Siz gidip Müslümanlar tarafından savaşmazsanız, Bedir'e gitmezseniz sizi o şartla salıyor. Tamam diyorlar, salıyorlar. Huzeyfe bin Yaman ve babası başka yoldan Efendimizin yanına geliyor. Biliyorsunuz değil mi Bedir Savaşı'nı? 313 yiğit. Adeta savaşacak ekipmanlar eksik. Karşıda 3 katı bir ordu. Ya Resulallah diyor Huzeyfe bin Yaman. Gelirken müşriklerin ordusuna yanlışlıkla yolumuz denk geldi ve onlara böyle bir söz verdik. Ne yapalım? Efendimiz diyor ki git ya Huzeyfe. Onlara söz verdiysen doğru Medine'ye gidin. Bakın Efendimizin ahlakını görüyor musunuz? Ona söz verdiysen, müşriklere söz verdiysen git Medine'ye. Adama ihtiyacı var Resulullah. Öyleyken git Medine'ye diyor. İşte Müslüman adam Efendimiz'i seviyorsa sözünde duracak. İkinci mevzu, Efendimiz Taif dönüşünde Mekke'ye girmek için 3 tane müşriye teklif götürüyor. Bana kefil olun, Mekke'ye gireyim. Mutim bin Adi adında bir müşrik kefil oluyor. Mekke'ye giriyor ve o sene Medine'ye hicret, Bedir Savaşı, Mutim bin Adi müşrik olarak ölmüş. Resulullah esirlerin içinde Mutim bin Adi'nin oğlunu görünce diyor ki, evlat bana bak diyor.
Eğer baban şu anda hayatta olsaydı ve bana deseydi ki, ey Muhammed, ya Muhammed, şu esirleri serbest bırak deseydi, vallahi hepsini serbest bırakırdım. Çünkü diyor, senin baban zor günümde elimden tuttu diyor. Görüyor musunuz? Bir müşriye bile vefasını Resulullah unutmuyor. Bizler de Muhammed ümmeti olarak Allah'a olan vefamız, Resulullah'a olan vefamız, ecdadımız Osmanlı'ya olan vefamız, anamıza babamıza olan vefamız ve Gazze'deki Müslümanlar, Çanakkale'de bizimle omuz omuza savaşan Müslümanlara karşı vefasız olamayız. Birileri gibi Arap sevici diyenlere karşı biz Müslümanları severiz. Peygamberimin yolunda yürüyenler benim kardeşimdir. Peygamberimin yoluna ket vuran ve ona karşı her zaman plan proje yapanlar da benim düşmanımdır, kim olursa olsun. Onun için vefalı bir ümmet olacağız. Ve kardeşlerim, bitiriyorum. Rabbim o vefalı ümmet olmayı, Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem'in yolunda ölmeyi bize nasip eylesin. Ve diyorum ki, Fahrettin Paşa Ravza-i Mudahhara'yı savunurken türlü türlü fitneler döndü. Orada bir Osmanlı askerinin yazmış olduğu şiir vardı. Diyor ki, nedense kimseler anlamaz eyvah. Ya Resulallah diyor, nedense kimseler dinlemez eyvah. O kadar saf olan dileğimizi, bir ümmi isen de ya Resulallah, sen okursun yüreğimizi diyor. Allahu Ekber. Sözü görüyor musunuz? Nedense kimseler dinlemez eyvah. O kadar saf olan dileğimizi, bir ümmi isen de ya Resulallah, okuma yazma bilmesen de ya Resulallah, sen okursun yüreğimizi. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz, can verir cananı veremez Türkler, ebedi hadimül harameyniniz, ölsek de ravzanı ruhumuz bekler diyerek, Allahu Ekber, o ravzadan ağlaya ağlaya ayrılıyorlar. Biliyor musunuz, bizim ecdadımız, dedemiz, ruhları bekliyor bizi diyor ya Resulallah, yapamaz Ertuğrul evladı sensiz, can verir cananı veremez Türkler, ebedi hadimül harameyniniz, ölsek de ravzanı ruhumuz bekler diyor. Allah bizlere bu duruşu nasip eylesin. Sakın ha ecdadımızın bu duruşunu bozmak isteyen bazı kendini bilmez, bu vatandan sanki bizi ayrılıkçı görür gibi gören zihniyetlere karşı duruşunuzu asla teslim etmeyin bunlara. Bizim ecdadımız, dedemiz bu işte. Benim dedem Osmanlı. İşte peygamber aşığı. Ve sona geliyoruz. Kardeşlerim, Efendimiz'i seviyorsak, Efendimiz'in son sözleri namaz. Tamam mı? Namaz. Eğer biz 5 vakit namazı kılamıyorsak, ya Resulallah ben seni seviyorum demekle olmaz. Efendimiz Fatıma'sına aman yavrum namaz dedi. Hazreti Fatıma ile Ali, Hazreti Ali evlendiğinde 6 ay sabah namaza kaldırdı. Onun için sizden şunu diyorum. Bugün öyle bir dönüm noktamız olsun ki Efendimizin yarın huzur-u mahşerde yanında olabilelim. Kevser havuzundan içelim. Aklıma geldi, onu da anlatayım. Ali Ulvi Kurucu'nun hatıratlarını hocam da bahsetti. Mutlaka okuyun. Hacı Veysade merhum vefat etmiş. Yeğeni bir gün sonra rüyasında onu görüyor. Bakın rüyasında. Bir mahşerdeyiz diyor. Mahşer gününü gördüm diyor. Hesap gününde herkes toplanmış. Bir işaret verildi. Bir kısım sağ tarafa gidecek diye baktık, orada bir göl gibi bir şey var diyor rüyasında. Yaklaştık, baktık ki diyor Kevser havuzuymuş. Başında Resulullah bekliyor. Oraya dönen herkese taslarla Kevser havuzundan içiriyor. Bir anda diyor
Hacı Veysade merhumu gördüm sırada. Sırası geldi. Resulullah diyor onu görünce tası bıraktı eliyle diyor ona Kevser havuzundan içirdi diyor. Rüyamda bunu gördüm. Hacı Veysade merhum nasıl biriydi? Vallahi bir sünneti terk etmek var ya, farzı bizim farzın üzerinde durmadığımızdan daha çok sünnetin üzerinde dururdu. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine nail eylesin bizleri. Eğer Hacı Veysade gibi yaşarsak, sünneti seniyenin ve İslam'ın davasına nefer olursak, o Kevser havuzundan Rabbim bize de içirecek inşallah. Biz ona inanıyoruz. Ve diyoruz ki, madem Kevser havuzundan içmeye hepimiz adayız, birbirimize şurada biat edelim. Diyelim ki, hocam namazı kılıyorduk ama gevşek hareket ediyorduk. Adam gibi kılamıyorduk tabiri caizse. Hatta cumadan cumaya kılıyorduk. Ama bugünden sonra ben Efendimi anladım. Resulümü anladım. Bugünden sonra 5 vakit namazımı kılacağım diyenleri şöyle bir göreyim. Kılanlar da ellerini kaldırsın da şöyle teşvik olsun kardeşlerimize. Allah bu ellerinizi nar-ı cahiminden azat eylesin. Efendimizin kardeşim dediği zümrelerden eylesin. Ve o Kevser havuzundan hakkıyla içebilmeyi hepimize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Şöyle